merhabalar Kartallı komşularım. Sizlerle tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü olarak evinizi renklendirmeye geldik. Bugün sizlere mor salkımlarımızın, leylaklarımızın, erguvanlarımızın eşliğinde sesleneceğiz. Biliyorsunuz daha önceki çekimlerimizde de sizlerle paylaştık. Basit yöntemlerle bitki yetiştiriciliği nasıl yapılır? Bugün de tekrar yeni bir bitkimizle birlikte karşınızdayız. Bugün uygulamaya koyacağımız bitkimiz ananas bitkisi. Ananas bitkisiyle neler yapabiliriz diye paylaşacağız. Ananas bitkimiz sizlerin de bildiği gibi tropikal bir bitkidir. Çocuklarımıza anlatmak amacıyla da kısa bilgiler veriyorum biliyorsunuz bitkilerimizle ilgili. Tropikal anlamda yetişen 8 bitkimizden bir tanesidir ananas. Ananasın besin değeri de oldukça yüksektir. Ananas bitkimizde A vitamini, C vitamini, B vitaminleri bulunmaktadır. Potasyum, demir, manganez, kalsiyum, bakır, çinko, fosfor bu maddeleri de bünyesinde ananas bitkisi bulundurmaktadır. Ananas, insan vücudunun pH derecesini de yükseltmektedir. Bu anlamda da çok kıymetli bir bitkidir. Biliyorsunuz bayanlarımızın ve beylerimizin rejim döneminde, diyet döneminde de oldukça kullandığı bir bitkidir. Çünkü yağ yakma özelliği bulunmaktadır ve lif oranı oldukça yüksektir. Evet, bugün kullanacağımız materyalleri birlikte paylaşalım. Gördüğünüz üzere bir adet ananas bitkimiz olacak, bıçağımız olacak. Bu ananasın yetiştiriciliğinde kullanacağımız pet şişeleri kullanacağız bugün. Ben hazır hale getirdim, kestim. Küçük pet şişeleri olur, büyükler olur. Bunu kesiyoruz, bir miktar içerisine su koyarak hali hazırda bulunduruyoruz. Uygulamada kullanacağımız materyal sadece bu kadar. Toprak ihtiyacımız yok çünkü bu bitkiyi öncelikle çimlendirmemiz gerekiyor. Yapraklı kısmının üst kısmı, gördüğünüz yapraklı kısmı gövde olarak değerlendireceğim sizlere anlatırken. Alt kısmı kök kısmı olarak düşüneceksiniz. Şimdi başlayalım. Ne yapacağız? Ananas bitkimizi bu yapraklı kısım ve kök kısım dediğim yerden iki kısmı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bunu ayırmak oldukça basit. Bıçak kullanmayacağım ben. Ters yönlerde birbirine çevireceğiz. Oldukça yavaş hareket edelim. Çevireceğiz. Evet. Bu hareketi yaptıktan sonra son. Evet, aldık. Gördüğünüz üzere bu kısmı, yapraklı kısmımızı ayırdık. Hemen ortamımıza peçete yardımıyla koyalım. Bu arada bahar geldi. Doğa bize gülümsemeye başladı. Lütfen evlerinizde ümitsizliğe kapılmayın. Umudunuzu kaybetmeyin. Emin olun önümüzdeki günlerde baharla birlikte her şey çok güzel olacak. Tabiat bize yardımcı olacak. Bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Kartal Belediyesi ailesi olarak tüm müdürlüklerimiz sahada sizler için çaba harcıyor. İlaçlama çalışmaları devam ediyor, dezenfekte çalışmaları devam ediyor. 65 yaş üstü yaşlarımızın yanındayız. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Komşu iletişim hattımız 24 saat boyunca sizlerinizin hizmetinde. Gökhan Başkanımız hiçbir komşumuzun yalnız kalmayacağını her zaman söylüyor ve bu uygulamalarla birlikte her zaman yanınızdayız. Bu arada aldık yeşil kısmı. Burada çok önemli bir şey, köklendireceğiz. Buradaki hassasiyetimiz şu olacak, bu alt yaprakları soymamız gerekiyor. Alt yaprakları soyuyoruz. Üzerinde bırakarak suya koyarsanız bunu, bitkinin kendisiyle savaşmasına sebep olursunuz. Boşuna enerji harcamasına sebep olursunuz onları yok etmek için. Onun için bunları düzgün bir şekilde temizleyeceğiz. Ben ananas bitkisini evde çok seviyorum. Çok görkemli duruyor. Yeşil anlamında da çok görkemli duruyor. Süs bitkisi anlamında da çok görkemli duruyor. Yani bu bitkiyi köklendirip hani saksınıza aldığınızda evinizde ciddi anlamda iç mekan süs bitkisi halinde bile kullanabilirsiniz. Evet, soyduk. Bunu marketlerden ananası alacağınız zaman bu kısmı ile ilgili dikkat etmemiz gereken şuradaki aksamın, üst kısımdaki aksam ne kadar yeşil olursa o kadar işimizi kolaylaştırırız. Evet. Miktar bu bitkimizi. Normalde bunu bu şekilde direkt koyup çimlendirenler var.
Bu da yanlış, bu da işlemi uzatıyor. Görmeniz için yaptım ben. Hayır, bunu alacağız. Bu alttaki aksamı keseceğiz ve buranın köklenmesine yardımcı olacağız. Evet. Bitkimiz hali hazırda köklenmeye hazır bir hale geldi. Şimdi bunda dikkat edeceğimiz neler var köklendirmede? Bu su günlük olarak temizlenecek. Günlük değiştirmezseniz çıkan kökler yosun olacak. Gene faydalı bir iş yapmamış olacağız. Günlük su bakım ihtiyacına dikkat edeceğiz. Ben çimlenmiş halini sizlerle paylaşacağım. Yani köklenmiş halini. Köklenmiş haliyle görselimiz budur. Bu köklenmiş halinden sonra bunu saksıya alabiliyorsunuz. Saksıya aldığınız hali de budur. Gördüğünüz üzere saksıya alınmış hali. Evinizde bildiğiniz üzere süs bitkisi olarak çok rahat kullanabileceğiniz bir hale geldi. Hem bundan ileri dönemlerde meyvenizi alacaksınız, hem bir süs bitkisi olarak da kullanabilirsiniz. Yukaya çok benzer bir görüntüsü var evlerde. Saksıya aldığımız hali de budur. Evet, bugünkü çekimimiz de burada sona erdi. Lütfen tüm Kartallı komşularımıza tekrar sesleniyorum. Kartal Belediyesi sizler için sahada elinden geldiği gayretle çaba gösteriyor. Tüm Kartallı komşularım, evde kalın, güvenli kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki çekimlerde bir araya gelmek üzere, hoşça kalın.